Medine'deyiz, peygamber şehrindeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yesrib'i Medine yaptı ve burada tüm insanlığın kurtuluşu için Mekke'den buraya gelip yerleşmesiyle İslam'ın şehri, başkenti olması vesilesiyle müşriklerin, Mekkelilerin hep tepkisini çekiyordu. Bundan önce Bedir Savaşı olmuştu. Bedir'de bir sürü kaybı oldu müşriklerin. Bunun hıncını almak istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların buraya yapacakları saldırılardan hep haberi oluyordu. Ve sayıca çok az olmalarına binaen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep tepkiyle davranıyordu. Kendilerinden, arkadaşlarından, sahabesinden hep yardım istiyordu. Yani meşvereti, onlarla sohbet edip onlarla bir şeyleri kararlaştırmaktan zevk alıyordu. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an emretti. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ İşlerinde, dünya işleriyle alakalı onlarla hep meşveret et, sor, onların da görüşlerini al. Bu ayetin hitabı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın liderliğini, peygamberliğini daha da zirveye çıkaracak. Şu anda bulunduğumuz yer Ebu'l-Ayneyn Tepesi. Mescid-i Nebiye, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine tam 5,5 kilometre ötede. Bulunduğumuz nokta çok önemli. Arkamızda görmüş olduğunuz dağlar, Uhud Dağı diye geçer. Her biri bir dağdır. Uzunca bir alan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'na hep böyle bakarmış. Uhud cennetten bir dağdır. Biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi sever diyerek sahabe-i kiramı hep bununla müjdelermiş. Evet, aziz dostlar, şu anda Ebu'l-Ayneyn Tepesi'ndeyiz. Burası, üzerinde durduğumuz nokta çok mühim. Zira şu sağ tarafta gözüken hurmalıkların olduğu yer, müşriklerin saldırı yapacağı noktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu dağın eteklerinde bütün askerlerini, yardımcılarını yerleştirir. Buraya da Mus'ab bin Ümeyr ile Abdullah bin Cübeyr'i başa alır. 50 kişiyi kendisiyle beraber buraya konuşlandırır. Ve der ki, biz savaş alanında müşrikler tarafından, Mekkeliler tarafından hepimiz birden tamamen savaş alanında talan edilmiş olsak, öldürülmüş olsak da siz sakın ha sakın burayı terk etmeyin. Ben buradan atlarla gelip bize arkadan saldırılmasından korkuyorum. Siz oklarınızla 50 okçu olarak devamlı bu taraftan gelecek olan düşmana doğru ok fırlatın. Zira atlar okların gelmesinden korkar. Atlar okların gelmesinden korkacağı için düşmanın saldırısından emin olmuş oluruz. Ancak savaşın ilk merhalesinde şurada Müslümanların galip geldiğini ve müşriklerin kaçmaya başladığını gören 38 tane, 50 okçudan 38 tanesi evet kazanıyoruz, galip geldik, Allah bize yardım etti diyerek burayı terk etmeye başladıkları anda Halid bin Velid, o zaman daha Müslüman değil, oradan bakıyor. Okçuların yerini terk ettiğini görünce hemen yanındaki atlı birliğiyle bu tepenin arkasından saldırıya geçiyor. İşte ikinci merhale başlıyor. Galipken mağlup durumuna düşüyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaş alanında. Kendisi de bu noktada sıkıntıya düşüyor. Mübarek dişi kırılıyor ve alnından yaralanıyor. İki yüzünün iki mübarek noktasından yara alan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ömer şurada yeni yapılan mescit var görüyorsunuz. Arka tarafta dağın eteğinde şöyle yukarı doğru çıktığımızda bir yarık vardır. O yarığa Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çıkarıyor. Fakat savaş alanında Hazreti Hamza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hep yanında ve mübarek amcasını şehit ediyorlar. Onu şehit eden aslında Hint'tir ama katil olarak tuttuğu Vahşi'dir. Daha sonra Müslüman olacaktır. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcasının acısını hiç unutmayacağı için ey Vahşi ne olur gözüme gözükme. Amcamı hatırlıyorum seni gördüğümde. Eğer seni görür de amcamı hatırlarsam sana yanlış bir şey söylerim. Yanlış bakarım diye üzülüyorum. Ne olur bana gözükmemeye çalış der. Yıllarca Hazreti Vahşi
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakarken hep direklerin arkasından dinlemiştir. Uzaktan bakmıştır, sokulamamıştır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu da affetmiştir. Evet, bu bölgede bir sürü şehit. Ancak savaş bitmek üzereyken Mus'ab bin Ümeyr savaş meydanında sancaktardır, alemdardır. Peygamberin sancağını taşıyordur. Sağ eliyle taşırken savaş meydanında sağ kolunu koparırlar şu bölgeden bismillah. Kolu kopunca sol eline alır bayrağı. Sol eliyle de taşırken sol elini de koparırlar. Ama ağzıyla rivayet edilir. Şu bölgesiyle boyun kısmıyla sancağı tutmaya çalıştığı rivayet edilir. O anda da hala sancağı tuttuğunu gördükleri an boynundan vururlar ve orada şehit olur. İşte Mus'ab bin Ümeyr, Hazreti Hamza, Abdullah bin Cümeyr, bunlar burada şehit oldular. Öyle bir an ki Mus'ab bin Ümeyr peygamberimize o kadar benziyor ki diyorlar ki peygamber öldü. Görüyorsunuz bütün müminler öldü. Bütün Medineliler öldü diyerek burada meydanda bağırmaya başlıyorlar. Böyle bağırınca Hazreti Ömer'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ey Ömer konuş duysunlar. İşte şu dağın zirvesinde hemen buradan baktığımızda çok az hissedebildiğimiz noktada ey Ömer konuş diyor. Ömer şöyle gür bir sesle konuşuyor. Ey müşrikler, ey Mekkeli kafirler, sizin ölüleriniz burada öldüler ve cehenneme gidecekler. Bizimkiler inandıkları için şehit oldular. Muhammed ölmedi. İşte burada, ben de buradayım. Ömer'in sesini herkes duydu. Çünkü Ömer yalan söylemezdi. Ömer peygamber ölmedi diyorsa peygamber yaşıyordur. Bu çok hazin bir hikayedir. Ama burada Kur'an-ı Kerim'de Uhud'la alakalı, bu savaşla alakalı, bu dağlarla alakalı, burada yaşananlarla alakalı tam 120 ayrı ayet Allah tarafından nazil olmuştur. Bir tanesini okumak istiyorum. Estağfirullah. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ اِلَى اَخِ الْآيَةِ Böyle devam ediyor. Mana şöyle. Ant olsun ki Allah size verdiği sözde durdu. Onun izniyle kafirleri kırıp biçiyordunuz. Ama Allah size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra gevşeyip bu hususta çekiştiniz ve isyan ettiniz. Sizden kimi dünyayı, kimi ahireti istiyordu derken denemek için Allah sizi geri çevirip bozguna uğrattı. Andolsun ki o sizi bağışladı. Allah inananları nimetlerle sevindirir. Sadakallahul azim. Allah Teala en doğruyu söylemiştir. Aziz dinleyenler, buradan ders çıkarmak lazım. Lidere kulak vermek lazım. Peygamberin sözünden çıkmamak lazım. Onun sözünden çıkınca nelerle muhatap olduğumuzu görüyoruz. Buradaki şehitlere, şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'ya selam olsun diyoruz. Dua ediyoruz. Onlar İslam için çarpıştılar. Biz bugün esenliğini yaşıyoruz. Biz bugün mutluluğunu yaşıyoruz. İmanın gücünü ve güzelliğini yaşıyoruz. Rabbim inşallah mübarek Ramazan ayında dualarımızı kabul buyursun. Buradan yaptığımız dualarla tüm dünya insanlığı huzur bulsun. Selam olsun efendim.